Savcı bu adamı tanık korumadan rica minnet getirdi bizimle konuşması için. Çok fazla angaryayla uğraştım, haberin olsun. Şimdi eğer sorguya savcı da girecekse resmi olarak şahsım burada olması mümkün değil. Aynen öyle. Buna ayrıca lütfen sorgu demeyelim, sohbet diyelim, tamam mı? Okey. Yiğit Mertoğlu bu adamı gözden çıkardığına göre size anlatacaklarını da bir tedbir almıştır önden diye düşünüyorum. Ama bir şansımızı deneyeceğiz. Şu an öldüğünü düşünüyor ama işte. Yani o yüzden organizasyonu yenileyemez. Kesin bildiği bir şeyler kalmıştır. Daire başkanım, Selim Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hemen başlayalım isterseniz. Şahıs hazır, bizi bekliyor. Tamam, tabii tabii. Sormak istediğim bir şey var mı? Ben nerede duracağım? Yan odada. Öncelikle teşekkür ederiz Öztürk Bey, teklifimizi kabul ettiğiniz için. Bunu bir sorgu gibi değil, sohbet gibi alalım. Olur mu? Size danışmak istediğimiz bir takım şeyler var. Sen kimsin bu arada bacım? Sana ikinci bir şansı veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memuruyum. Savcım, bu adam çok gergin. Daha fazla oturmaz mı? Hadi bırak hoş beşi, hadi, hadi. Hadi gir mentreye, gir es şerifi ya, öf. Evet, çok cesur bir karar verdiniz. Ya ne seçiminden bahsediyorsun? Hangi kara kaşına kara gözüne yaptı ya? Allah'ın çakalı. Etrafınızdaki herkese, her şeye sırtınızı döndünüz. Sarıl boynuna, öp, öpüşün bari ya. Hadi! Dolayısıyla bu bizim için önemli. Bunun için size ayrıca teşekkür ederim. Ya vallahi delireceğim, vallahi delireceğim. Bu nedir ya? Ne istiyorsun benden? Şöyle ki, Yiğit Mertoğlu'nun teknoloji kaçakçılığında yaptığı tüm hamleleri biliyoruz. Kırım'dan İstanbul'a, İstanbul'dan karayoluyla Hakkari'ye. Dolayısıyla Yiğit Mertoğlu'nun sevkiyatını bilen bir isim lazım. Ve hemen lazım. Yiğit Mertoğlu'nun elini ayağını keseceksiniz, öyle mi? Evet. Hatırlamıyorum. Gibi biliyorsun, gibi biliyorsun, gibi biliyorsun. Peki. Size inanıyorum. Yalnız atladığınız bir şey var Öztürk Bey. Gerçek dünya artık sizin için bir opsiyon değil bu hayatta. Bizim verdiklerimizle yetinmek zorunda olduğunuzu unutmayın derim. Ailesini koy. Ailesini koy ya, neyi bekliyorsun? Gir ailesini koy mevzuya. Hadi sizi birazcık daha mutlu edelim. İster misiniz? Mesela ailenizi görme talebiniz olduğunu biliyorum. Arzu ediyor musunuz böyle bir şey hala? Bunu yapabilir misin gerçekten? Ya açılır gözler böyle fal taşı gibi işte. Sen benim için çalış. Ben de senin için elimden geleni yaparım. Sen eşimi ve ailemi getir. Ondan sonra devamına bakarız. Belki hafızam tazelenir. He? Hatırlamaya başladı. Oo, adam pazarlığa başladı ya. Çok... Kafayı yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Aileyle ilgili ayarlamalar henüz yapılmadı. Bir 5 dakika dışarıda konuşalım sanırım. Tabii. Sen bekle burada. Ben bir hava alıp geleceğim, tamam? Sakın gelme arkamdan. Bu adamın ailesine ulaşmamız lazım savcım. Prosedür izin vermiyor. Tamam ama telefonla ya da bir şekilde görüştürelim. Konuşacak çünkü bu adam. Başvurumuzu yaparız. Akabinde gelecek cevaba göre. Bakın savcım, inisiyatif kullanın. Yapalım bu işi. Bana şu anda lazım. Lütfen. Savcın nerede? Ya yapma bunu!
Selim Savcı. Duyuyor musun beni? Ne yapıyorsun? Bir şey yok, tamam, otur yerine. Selim, konuşacağız. Bir şey. Alın bunu buradan. Otur yerine. Konuşacağız, bir şey yok. Tamam. Sen bana istediklerimi vereceksin. Ondan sonra tekrar misafirimiz olacak. Selim, tamam. Savcı, yapma. Yapma Selim Savcı, yanlış bir şey yapıyorsun, yapma. Kapı içeriden kilitlenmiş. Bu kabul edilemez Sayın Daire Başkanı. Başımız belaya girer. Selim Savcı, yapma bunu bak. Duyuyor musun beni? Adama işkence yapacak. Tamam. Git kır kapıyı. Çelik kapı, korumalı. Patlat o zaman! Kaç dakika oldu bu adam içeride? 6 dakika oldu. Peki ne kadar ileri gidebilir Ali Komiser? Şu anda kestiremiyorum. Ne demek kestiremiyorum? Allah kahretsin ya. Adamın kılına zarar gelirse bunun hukuki sonuçları olur Sare Hanım. Devletin içindeki konumunuz da bunu değiştirmez. Biliyorum savcım. Biliyorum ama lütfen merak etmeyin, müsterih olun, bir şey olmayacak, tamam? Hadi aç şunu artık, ne kadar kaldı? Bitti. Hadi. Savcım. Aslan İlker, namı diğer Arap Aslan. Adres, tecerisi hepsi orada. Hepsini hatırladım. İyi misiniz Öztürk Bey? İnsan değil bu adam. Değil. Götürün beni buradan. Sen nasıl aldın bu bilgiyi? Ailesini bizim iznimiz olmadan bir daha göremeyeceğini lisanı münasiple tarif ettim. O da anladı, sağ olsun. Sen delirmişsin Selim Bey. Nasıl bir izansız olduğunu bütün İstanbul Adliyesi konuşuyor. Ama senin şuurun kapanmış. Seni şikayet edeceğim. Edeceksin savcım, ne gerekiyorsa yapacaksın. Savcım, rica ediyorum önce biz konuşalım. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.